Selamlar arkadaşlar. Şimdi Onvo 111'in Eco Mod'da testini yapacağız. Bakalım Eco Mod'da kaç kilometre menzili oluyor. Şimdi onun testini yapacağız. Bakın voltajımız 53.1 53 yani voltta. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakalım bu kaç voltla Eco Mod'da kaç kilometre gideceğiz. Onun testini yapacağız şimdi. Arkadaşlar 25-27 arası gidiyoruz çünkü Eco Mod yani birinci viteste 25-26 maksimum 27 kilometre hıza çıkıyor yani hızı kesiyor. Fazla hızlı gitmiyor. Yokuş aşağı olursa hani 28-30 falan gider. Hani normal 25 falan düz yolda gidiyor. Biraz hafif yokuş aşağı oldu mu 27 falan gidiyor. Ona göre hesabınızı yapın. Birinci viteste gidiyorum yani. Eco Mod'da bunu göze alarak yani videoyu çekiyorum. Birinci viteste. Evet arkadaşlar, yaklaşık Maltepe'den Tuzla'ya kadar geldik. Bakın kilometre bu, 20 kilometre yapmışız. Maltepe'den Tuzla'ya kadar geldik. 20 kilometre yaptık. Olmazsa biraz daha devam edeceğim. Ondan sonra geri döneceğim. Mesela eve gittiğim yer biraz yokuşlu ya, o yüzden hani yolda kalmayayım diye biraz daha gideyim, bir 2-3 kilometre daha gideyim, ondan sonra geri döneceğim. Ondan sonra bakarız kaç kilometre yaptığımızı. Yolun sonuna geldik. Hani bir laf var ya, yolun sonuna geldik. Bakalım buradan ne taraftan gidelim acaba? Evet arkadaşlar, şimdi buradan geri dönüyoruz. 21 kilometre yaptık. Buradan geri dönüyoruz. Geri dönelim bakalım. En sonunda bakarız kaç kilometre olduğuna. Buradan mecbur geri döneceğiz. Çünkü sahil burada bitti, bilmiyorum. Buradan belki de o tarafta vardır ama şimdi devam ediyor. Ama buradan artık böyle bir yokuşa falan sarıyor. Yolun kenarından veriyor. Buradan da gitmek istemiyorum. Buradan geri döneceğim. Oradan da oraya bakalım. Maltepe'ye geri döneceğiz. Bakalım oradan oraya da kaç kilometre yaparız. Ona göre hesaplarız. Böyle yerlerde arkadaşlar parklarda falan dikkat etmek lazım. Bakın aniden çocuk fırlıyor resmen önünüze. Yani biraz dikkatli olmasan, acemi olsan direkt üstünden geçersin. Onun için dikkat etmek lazım. Ben sürdüğüm zaman ben çok hızlı normalde kullanıyorum ama şimdi dediğim gibi Eco Mod'da sürdüğümüz için, test yaptığımız için yavaş gidiyorum. Bir de sürdüğüm zaman hep sağa sola bakıyorum, dikkat ediyorum. Çünkü aniden çocuk atlıyor önünüze. Yani durdurmazsanız çarparsınız. O yüzden dikkat etmek lazım. Çocuk çünkü uzaktan, bakın çocuk geliyor. Yüzünüze bakıyor ama bir bakıyorsun direkt üstünüze geliyor.
Evet arkadaşlar, Maltepe'ye geldik. Gördüğünüz gibi 38,5 38,5 kilometre yol yapmışız. Maltepe'den Tuzla'ya gittik. Tuzla'dan sonuna kadar gittik yani Tuzla'nın. Tuzla'dan tekrar döndük Maltepe'ye. Şu anda Maltepe'deyiz. 38 kilometre yol yaptık. Şimdi bir dakika bunun. Bakın voltajı da bu. 45 voltajda. 53,2 volttan 45,2 voltta. Yani hesabını siz yapın. Gerçekten ayaklarım, belim, her yerim ağrıyor. Parmağım ağrıyor. Sürekli gaza basıla tuta tuta geldim. Bir de Eco Mod'da 25 km hızla gittim geldim. Bayağı bir yoruldum. Bir sefer oturdum. Ondan sonra yani full devam ettim. Bayağı bir yoruldum yani. Bilmiyorum. Şimdi buradan artık eve giderim. Gerçekten çok yoruldum. Ya yani hesabını siz yapın. 39 voltta bu bitiyor şarjı. Ekran kapanmıyor. 39,5'e kadar devam ediyor. 39'da tam yani böyle duruyor, gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Hesabını yapın. 38 kilometrede yol yapmışız. Bakın. 2 saat 43 dakikadır bakın. Açık yani şey skuter. Ben hiç kapatmadım. 2 saat 43 dakikadır böyle kullanıyoruz. Biraz tabii bir 15 dakika falan oturdum. Böyle açık yani. Bazı kişiler diyor bu cihaz işte ne bileyim yokuş ya da çıkarken ya da gittiği yerde kapanıyor, duruyor, gaz kesiyor. Kesinlikle benim cihazda öyle bir şey yok. Yani öyle bir sorunu yok. Gerçekten aldığımdan beri kullanıyorum. Yani bunun hiçbir sorununu yani bir sıkıntısını görmedim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bilemem. Bazı işte evet olabilir yani. Ben demiyorum, yalan söylüyorlar. Olabilir sıkıntılar ama ben öyle bir şey yaşamadım gerçekten. Hiçbir sıkıntısını görmedim gerçekten. Yani hızı olsun, ne bileyim işte menzili olsun. Çok güzel yani, ben gayet memnunum yani, öyle söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi 25 kilometre hızla sürdüm. 38,5 kilometre yol yaptık. Hala da yani voltajı 45,3 voltta kalıyor yani. Bunu hesaplayın, 39 volta kadar sürebiliyorsunuz. Yani siz zaten hesabınızı yapmışsınızdır. Neredeyse 40 kilometre olacak daha 45 voltta. Yani bu 5 voltla yani 40'a kadar diyelim. 5 voltla yani gerçekten bayağı bir sürerim. Yani hatta 50 kilometre kadar ben bunu sürebilirim yani, 50 kilometre. Şimdi 53'ten 45 desek. Şimdi bunu 8 volt yani 8 voltta biz 38 kilometre yol yaptık. Yani 5 voltta da öyle söyleyeyim. 5 voltta da bunu 40'a kadar 5-6 volta kadar sürebiliriz. 6 volta kadar da zaten biz yani çok rahat bir 10 kilometre yaparız da ben yani öyle söylüyorum. 10 kilometre yani yapabiliriz. Yani 50 kilometre bunu çok çok rahat yani yaparım ben. Bu 25 hızla yani Eco Mod'da. 50 kilometre bakın görüyorsunuz yani burada hiçbir şey yok yani, videoyu da çektim burada, hızlı bir hızlandıracağım bu videoyu da gördüğünüz gibi yani saatte burada 2 saat neredeyse 3 saate yakındır kullanıyorum. Buradan eve gitmem lazım, o yüzden şey yapmak istemiyorum yani burada işte sürmek istemiyorum. Sürersem dediğim gibi yani bitene kadar şey yaparım ya, 50 kilometre sürerim yani. O yüzden eve gitmem lazım. Eve gittiğim yerden nereden baksam bir 4-5 kilometrelik yani buradan evime kadar yol var. Hep yani yokuş yani, öyle söyleyeyim, eve gidene kadar. Yokuşlu yollarda da zaten şarjı yiyor biliyorsunuz skuterlar. O yüzden yani sıkıntı yaşamak istemiyorum. Yolda kalmak istemiyorum. Yani çok şükür yolda bırakmadı da şu ana kadar beni. Ama şimdi ne olur ne olmaz yani hep kullan. 3 saattir hiç kapatmadım, kullanıyorum. Buradan da evime artık bayağı bir yoruldum yani, öyle söyleyeyim. Şimdi bunu ben hızlandıracağım bu videoyu. İşte bunu da en sonunda görürsünüz. Yani Eco Mod'da böyle 38 kilometre yaptık, 45 volt kalıyor. 39 dediğim gibi volta kadar yani sürebiliyorsun bu skuturu. Yani 50 kilometre yapardım. Şimdi ben size de öbür videolarda da göstermiştim. Yani bayağı bir 35-40 yani hız
sürdüm ben. Yani 32-33 kilometre. Arkadaşlar bakın, cihazın şimdi dediğim gibi 3 saattir kullanıyorum. 3 saate yakındır. Motora bakın, elimi vuruyorum. Çok ısınma yok. Var, biraz ısınma var da yani eli yakacak ısınma yok. Burada bataryaya, burada alttan, şu alt tarafta en arkada bunun beyni var cihazın. Kontrolleri yani bu arkada, burada duruyor. Bakın burada da hiç ısınma yok. Motor çok az ısınmış. Ben Scooby'de bir de şeyi de, Onvo 011'i de kullandığımda mesela elimi, ya bu kadar değil, ben onları bu kadar kullanmamıştım durmadan. Bunun diyelim yarısı kadar kullanıyordum. Elimi böyle vuruyordum, ya elimi böyle şeye, motora vuramıyordum. Yakıyordu elimi, ya öyle ısınıyordu. Bunda pek öyle ısınma yok. Yani öyle söyleyeyim.